Arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Dere Bucak Çamlık mağaralarına devam ediyoruz. Şimdi Suliğin mağarası ve Gavur Beşiği mağarası varmış. Oraya doğru gideceğiz. Evet, Ahsen Melike bir konuşsun. Evet, söyle annem. Evet baba, sen bağırıyoruz. Bugün buraya geldik. Mağara gezeceğiz değil mi? Evet, öyle. Sen mağara gezmeyi istiyor muydun? Evet. Evet. Ama... Arabada farklı konuşuyordun ama. Alabilir miyim artık? Teşekkür ederim. Suliğin mağarası ve Gavur Beşiği mağarasını gezeceğiz. Arabamızla buraya kadar gelebildik. Buradan sonrasını yürüyerek gideceğiz. Gösterir misin Mehmet Bey? Patika yoldan yürüyerek gideceğiz. Ne kadar ileride mağara bilmiyoruz. Gidince bakacağız biz de. Çok güzel hava var burada ya. Evet. Ya tam gezmelik, yürüyüş yapmalık bir hava var. Ilıman. Bir hava yok. Çok korkarak gelmiştik buraya. Kara bulutlara bakıp. Dedik herhalde yağmurlu. Yalnız çamur. Aynen. Dün yağmur yağdı herhalde ondan çamurdur. Şöyle devam edelim. Evet. Çöpleri buraya bırakmışlar. Göstersene. Evet, buraya çöpleri atmışlar. Nereye kadar gitsek? Kötü bir görüntü. Maalesef çöp bizi karşılıyor. Herhalde insanlığın sembolü çöp olacak. Hayırlısı. Nasıl? Şu an tertemiz havada doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz. Birazdan mağarayı da görürsek daha güzel olacak. İnşallah girebiliriz ya mağaranın içine. Su akıyorsa biraz zor ama. Korkma kızım, korkma. Şubat ayındayız. Gerçekten bahar gelmiş sanki ya. Bir yandan kuş sesleri, Tuğba, su sesi. Evet. Ya insanı dinlendiriyor. Keşke çayımızı da alsaydık. Keşke dediğin gibi çayımızı da alsak iyiymiş. Bu kez çaysız geldik. Normalde her gittiğimiz yere götürüyorduk ama bugün nasıl olduysa almadık. Buraya sonradan karar verdik gelmeye. Evet. Suliğin mağarası ve Gavur Beşiği mağarası aynı bölgede bulunuyor herhalde. Oo. Gavur Beşiği mağarası 20 metre uzunluk, 5 metre yüksekliğe sahip bir mağara ve zeminden de 10 metre yükseklikte. Yukarıda ve oraya çıkmak olanaksız görünüyor. Bu mağaranın içinde Bizans döneminden kalma insan resimleri olduğu söyleniyor ve o zamanlarda ibadet yeri olarak kullanılmış, öyle tahmin ediliyor. Tabi biz içerisini gösteremeyeceğiz sanırım çünkü çıkmak olanaksız diyecektim ama Mehmet Bey çıkacağını söylüyor. Bir denesin bakalım. Çıkabilirse gösteririz. Ha, drone'la da çekebiliriz yani.
Diğer adı da Boyalı Mağara. Ve bu mağaranın hemen dibinde de Sulin Mağarası var. Gösterir misin Mehmet Bey? O kadar büyük, o kadar ihtişamlı görünüyor ki. Yavur Beşiği Mağarası'na çıkmaya çalışacağım diyeceğim ama evet, ekipman olmadan zannederim buraya çıkmak mümkün değil. Şuradan geçelim. Tobiş, ben bu mağaraya çıkarım diyordum ama zor gibi, bakmak da istiyorum. Gavur Beşiği Mağarası tırmanışı, çıkabildiğim yere kadar çıkacağım. Evet, Ahsen Melike burayı çok sevdi. Böyle taşlarla, topraklarla oynuyor değil mi Ahsen? Evet, bak açılış falan yaptım ben. Evet, çok güzel olmuş. Ah, kapısını unuttum. Hemen bir kapı yap o zaman. Körükini Mağarası'ndan çıkan Uzun Su Deresi, 100 metre uzunluğundaki Değirmen Vadisi boyunca kayaların arasından aşarak tekrar yer altına girer. Su, burada dev kaya bloklarının arasından şelaleler yaparak ilerler ve şu an bulunduğumuz noktadan tekrar yeryüzüne çıkar. Mağaranın içinde derinliği 5 metreyi bulan irili ufaklı göller bulunmakta ve suyun az olduğu zamanlarda buralara botla girilebilmektedir. Ama bu aktivite ekstra deneyim gerektirmektedir. Körükini Mağarası'nın 300 metre aşağısından başlayan bu mağara devasa çıkışıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Balatini Mağarası videomuzu izlemediyseniz lütfen onu da izleyin. Gerçekten çok güzel bir video hazırladık diye düşünüyoruz. Değil mi Mehmet Bey? Yani. Burası da harika bir ortam.
Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.